Ne yaptınız, tamam mı? Tamam, orası öyle kalsın, soruyorum. Teşekkürler. Kaç yerde geçirdi herhalde biz? Duvar üstü, duvar üstü. Duvarın üstüne. Çek, çek. Gel. Hiç duvar üstü. Orada dur. Çekimler başladı. Kameraya doğru dön. Şimdi otur. Ey, çöp. Çektiniz mi? Aşağı inecek. Kaç yıllık tuğ? 600 yıllık tuğ. 1600. Şuradan ne görülmez? Arka tarafı şu. Ama burayı alırsak arkaya. Ben alıyorum. Diyorum arkaya şu kemeri alalım. Ha? Olur. Şuradan doğru. Ama güneş. Şey, Dadaş sizin sağa geçmiyor. Benim sağa, sen sağa. Onu yapabilmemiz için hocam. İki tarafı diyorsunuz ya. Bitmemiş zaten. ...2023 yılında Hadrianopolis kazıları kapsamında görmüş olduğunuz yapıda çalışmalara başladık. Çalışmalar neticesinde bu yılın sonuna doğru yapının 3 bölümünü ortaya çıkardık. Yapının fonksiyonunu henüz tam olarak tespit etmiş değiliz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Fakat bu yapının bir odasının mutfak olduğunu net bir şekilde tespit ettik. Mutfak bölümüne bir merdivenle iniş gerçekleştiriliyor. Küçük kare bir forma sahip, plana sahip mutfak. Mutfağın ocak bölümü ortaya çıkarıldı. Ocak bölümünün hemen yanında ise içerisinde kaplar ve bu kapların iki tanesinin içinde de tohum günümüze ulaştı. Bu tohumları uzmanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde tohumların cinslerini tespit ettik. Tohumlar bir tanesi buğday, diğeri bezelye türü fi dediğimiz bir tohum. Diğeri ise yoğurt otu dediğimiz bir ot. Hala günümüzde eski pazarda yoğurt otuyla yoğurt mayalandığını da bilmekteyiz. Ayrıca bu kapların yanında bıçaklar ortaya çıktı. Demir bıçaklar. Bu bıçakların hemen yanında da bir biley taşı yine tespit ettik. Bu biley taşının da aslında önemi şöyle. Bölgenin en ünlü Türk İslam döneminden beri en ünlü bıçak biley taşı eski pazarda çıkıyor. Kösele taşı diyorlar. Muhtemelen bu bulmuş olduğumuz biley taşı da bu kösele taşı ile alakalı bir taş. Dolayısıyla eski pazarda bir geleneği, uzun yüzyıllardır süren bir geleneği de bu şekilde görmüş olduk.
Yapı yangınla tahrip olmuş. Yangınla üst yapısı büyük ihtimalle ahşapmış. Ahşap çatı çökünce içerisindeki bu eserlerle birlikte günümüze kadar ulaşması mümkün olmuş. Yapının yangınla tahrip olduğunu biz statigrafik açıdan da tespit ettik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda statigrafik açıdan yapının milattan sonra 4. yüzyıldan milattan sonra 7. yüzyıl aralığında kullanılmış olduğunu gördük. Muhtemelen bu mutfak bölümündeki eserlerle birlikte mutfak bölümü de bu tarih aralığına ait olduğunu düşünüyoruz. Yapının fonksiyonuyla ilgili de şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi yapının küçük bir bölümünü ortaya çıkardık. İlerleyen dönemlerde yapacağımız çalışmalarla da yapının fonksiyonunu net bir şekilde tespit etmeye çalışacağız. Yine ayrıca biz bu mutfak bölümünde ortaya çıkan eserlerin yaklaşık olarak günümüzden 1600 yıl öncesine ait olduğunu da tahmin ediyoruz. Ya var burada, var. Bak, burada koşturma hala yerde.